Başlıyorum. Evet arkadaşlar, kanalımıza hoş geldiniz diyorum. Yakalandım. Ağzımda kan, yuttu ondan. Onu da ver, onu da yiyeceğim. Edir, çocuk kirli. Yemeyeceği etmiş. Yemezsin, yemezsin diye demiş. Sen dedim. Tam videoyu açacağım. Yeğenim kapıyı çaldı. Ben de yoldan gelirken lokma getirmiş. Allah'ım yarabbim. Canım koçum, seni çok seviyorum. Şimdi canlarım, kanalımıza geri dönelim. Lokmayı bir kenara bırak, batma de. Hadi internete gidelim. Canlarım, şimdi bugün anneme zen niyetine kahve falını açacak. İnşallah güzel beğendiğiniz bir video olur diyorum. Göz hakkı oldu. Kusura bakmayın, özür diliyorum. Hakkımızı ihlal edin diyorum. Valla kendimiz yapmadık. Yusuf getirmiş. Evet. Gördüm, getirir o buraya. Beni çok seviyorum. Ben böyle şekere düşkünüm ya. Alı gelir hemen bana. Canlarım, bugün annem zen niyetine kahve falını açacak ya. Ondan önce kanalımıza abone olup bildirim zilini açıp like butonuna basarsanız çok güzel olur. Ne oldu kız? Bak ben falan bakarım hocam, insan yiyip durma. Ben anlatacağım onu, dur. Ondan sonra canlarım, kanalımıza abone olup bildirim zilini açıp like butonuna basın. Çok güzel olur. İkinci bir kanalımız daha var. Ege'de Anne Kızın Yaşantısı 2 diye. O kanalımıza da abone olup bize destek olmak isterseniz çok güzel olur. Canlarım, özel açılım için kurşun dökme ve nasip açma gibi daha nice işlemlerimiz için 0551-895-3093 numaralı WhatsApp hattımızdan danışmanlık hizmetinizi alabilirsiniz diyorum. Hemen hoca olayını geçeceğim. Bir gün bizim tanıdığımız Yasin, Yasin değil mi? Yani Yasin. Yasin hayrı döküyor evde, gittik. Hoca bitirdi, tamam mı? O sırada da bitirdi okumasını filan. Lokma dağıtıldı. Ya o da orada vaaz veriyor galiba. Vaat mı vaaz mı neyse veriyor. Orada kapının köşesine oturdu. Lokma da geldi. Şimdi biz yiyoruz. Herkes yiyor. Siz ne lokma yiyorsunuz? Burada bir şey anlatıyorum. Siz beni dinlemiyorsunuz. Lokma yiyorsunuz diye herkese çığırındı. Ondan sonra ben aman dedim, ben kalktım yedim. Aşağı indim. Dursun amca vardı, buradan selam olsun dedim. Dursun amca dedim, hoca dedim, bize kızdı dedim. At bakayım oradan dedim, lokmalar dedim. Doldurdum poşete hepsini. Aldı geldi, evde yedi. Evde yedik. Yani hoca işi de o. Ya ne var, herkes diyor. Ne var, bu sıcak sıcak yiyecek değil mi? Öyle Allah'ım yarabbim ya. Önce ya. Kadını dinlemek lazım. Kadın şimdi canlarımız, hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Fatma onları sokumlarını kan. Ben de size bir şeyleri anlatayım. Bakalım ne çıkmış, ne görmüşüz. Göreceğiz bakalım. Tamam mı canlarım? Oo, bak vallahi. Ay çok güzel. Fatma bak, çizgi de çok güzel. Bu senin mi? Evet. Dışarıdan. Bakın dışarıdan. Nasibiniz, kısmetiniz geliyor. Ama bunu gözyaşı içinde, sevinç gözyaşı içinde alacaksınız. Bakın inanın bana, çok şahane ve çok güzel. Tabağı ayrı, fincanı ayrı, şahane. Dün çekecektik aslında. Biz dün çekemedik şeyimizi. Bugün çekiyoruz ama şimdi şöyle bir şey. Gerçekten dünkü kapattığımda o kadar harika bir şey çıkmış ki. Yani anlatamam. Tabii açmadan geri kapattım. Ne hemen öyle bir baktım. Çok şahane çıkmış. Gerçekten hani bak. Ve onun aynısının yarısı çıkmış burada. Canlarım şimdi. Vallahi çok güzel. Billahi çok güzel. Çok şahane ya. Şimdi ev alacak olan kişilerimize diyeyim. Ama bu ev almadan önce siz evin içinde konuşacaksınız. Bir de yabancı kişi olacak. Aslında bir tane de değil, iki üç tane olacaklar. Sizin evinizde misafir diyeyim artık ben bunu. Ama ne olursunuz bir başkasının yanında yapacağınızı, alacağınızı, satacağınızı konuşmayın. Ağzından çıkan zehire bak. Görüyor musun? Evet. Ve yılan gibi öyle bir şey ki yapacağınız şeyden sizi vazgeçirmek için ellerinden geleni yapacaklar canlarım. Ama size bir şey diyeyim mi? Ve sizde vazgeçme diye bir şey yok. Benim hesap kim ne derse desin, zararsa benim, ziyansa benim, karsa da benim diyeceksiniz ve evi alacaksınız. Ama önce biraz bir düşüneceksiniz, alsam mı almasam mı, zarar edeceğim mi gibisinden. Biraz resmiyetlik sorun yaşayacaksınız ve 3 vakit içinde bu.
ya da 3 vakit sumurunda olabilir. Çünkü 3 çıkmış ucunda. Bunu 2 veresiyetli bir yerden alacaksınız. Çünkü bu ev iki kardeşin de olabilir, karı kocanın da olabilir. İki verasetin olduğu bir ev burası. Teras kata yakın. Son kat ama terası var. Terası da bunun içinde. Bence almanızı tavsiye ederim hayatım. Çünkü o kadar şahane ki o terası iki oda yapıyorsunuz ve altları üstü ikisini bir yapıyorlar. Çok şahane görünüyor. Vallahi çok güzel. İnşallah annem evi sen herkese ev versin Allah. Amin, amin. Amin. İnşallah herkesin nasip etsin Allah ama hayırlı bir şekilde. Yalnız birazcık resmet yaşayacaksınız ama resmette biraz sorun. O da geçici. Sorun o kadar da büyük bir şey değil. Canlarım şimdi bir yolumuz var aslında. Ama bu yol dışarı. Olduğunuz yerden dışarıya telefonla gelecek olan bir haberden dolayı. Gideceksiniz. Aslında bir düğün gibi, nişan gibi çok yakın olduğunuz bir insanın, bir kişinin düğününe ya da nişanına gideceksiniz. Telefon geldiğinde gitmezseniz iyi olur aslında diyeceğim. Yani o geçsin, düğün geçsin. Alırsınız hediyenizi, götürürsünüz. O zaman şundan dolayı gelemedim, bundan dolayı gelemedim deyip ondan sonra giderseniz sizin için daha güzel olacak canlarım. Çünkü bir sıkıntı var. Bir sıkıntı. Tamam, o sıkıntıyı bir zaman bir tanıdığım vardı benim. Böyle açtık. Ben kızına bakıyordum o zaman. Dedi ki kim bu? Burada dedim kaza var. Kim bu? Bak dedim. Bak, o baktı bana söyledi. Ben de aradım. Nereye gidiyorsun? İstanbul'a gideceğim dedim. Dedim gitme kaza edeceksin. Ona iki kişi gidecek. Bırak dedim o gitsin. Sen gitme. Erteledi Ramazan bayramıydı. Erteledi. Ramazan bayramının arkasından gitti. Yemin ediyorum o kaza yine oldu. Ve yüzünden 3 defa ameliyat oldu. Araba keşkekti yani. Çok şükür ikisine de bir şey olmadı ama yani bazı yerde sıkıntı olan yerde biraz gerilemekte fayda var. Ha, olacak olan geri mi kalıyor? Hayır. Biraz daha hafiflemiş olaraktan gelebilir. Olabilir. Tamam mı canlarım? Ama Allah inşallah kötü şeylerin çıkmasını hiçbir zaman iyi yani istemem. Bakın. V harfli kişiler var. Velinin V'si. Ve N. Nermin'in N'si. Selma'nın S'si var canlarım. Gerçekten bunlara güzel haberler gelecek. Ama ki gelen haberin içinde birazcık yalan karıştırıp da getiren kişi. Yani sade bir haber değil, dolmuş bir haber olarak gelecek canım. Ama buna kulak vermeyin siz. Gelen haber iyi, güzel, gerçekten temiz. İyi bir haber. Uzuncana bir yol var. Uzunca bir yol. Mehmet ismi. Mehmet olur, Murat olur, Mustafa olur. Bu isimlerin M harfi içinde de geçenlerin var hayatım. Şimdi bu kişilerin boşanma davası var. Adının içinde M harfi geçen kişinin boşanma davası varsa ki yani şöyle bir şey. Bak oturup konuşmamız varken böyle bir şeyler konuşarak hallolması varken neden boşanmaya gideceksiniz? Bir önce konuşun. Gerçekten derdinizi yani çözümü yoksa durumun çözümü yoksa ondan sonra da yine boşanabilirsiniz ama arada çocuk var. Bu çocuk, 3 tane çocuk var çünkü. Bu 3 tane çocuktan dolayı yine görüşmeniz gerekecek. Dostça ayrılmakta fayda var. Ama bu dostça ayrılmanın içinde 1, 2, 3, 4 tane insan var. İkisi senin, ikisi senin herhalde ki bu şahitlerin. Bu şahitlerin birinde bir yamukluk var. 3 tanesinde değil, birinde yamukluk var. Dikkat edin bu şahitlerin. Bence. Kadınsan da erkeksen de bu şahit de çok dikkat edin. Canlarım para bekleyenlerimiz var. 1, 2, 3, 4 tane ama bir tanesi büyük, iyi bir para. Gerisi hani 3 tanesi o kadar çok değil ama 4. olan yüklü güzel miktarda bir para var. Ama böyle o kadar şahane ki sizin evinizi böyle ufalanacak sanki paralar ağır ağır geliyor paralarınız. Yalnız bir tane ayrıdan geliyor.
bir tane ayrıdan geliyor ama bu denizaltı gibi böyle altından gelecek. Bunu kimse bilmeyecek. Bence. Söylemezseniz sizin için çok daha güzel olur. Neden dedim? Şöyle saçı gür olanlar var. Saçı gür, açmış, kıvır kıvır, siyah saçlı olan kişiler. Bu kişilerin aslında parası alttan gelecek. Dikkat edelim. Tamam mı canlarım? Çünkü o şekil vermiş. Oteki türlü isim yok onun içinde. İsim olsaydı isim söyleyecektim hayatım ama tek bir şey var. İ harfi diyebilirim çünkü o görünüyor. Bu da 7 vakit içinde. 7. 7 gün olur, 7 hafta olur. Böyle yani ay yıl değil. Tamam mı? Haftayla gün arasında, ay arasında olabilir canım. Bakın. Bazı sıkıntılarımız var. Hastalanabiliriz. Bu hastalanmayı sıkıntılar çok düşünüp hastalanmaya gerek yok hayatım. Çünkü hani çok düşündüğün zaman ruhsal bakımdan hastalanabilirsin. Bedensel bakımdan hastalanabilirsin. Yemiyor mu? Birazdan bunlara yiyeceğim. Çok bir hani nasıl diyeyim bakım yapalım, düşünelim, oturalım, konuşalım. Ondan sonra karar verelim canlarım. Gerçekten bak. Yoksa yatağa düşme durumumuz var. Hele de iki kişinin adında yok işte. Adı yok. Adını görmüyorum çünkü sıkıntılı, gerçekten sıkıntılı canım benim. Ev taşıyacak olan kişilerimiz var. Bu ev taşıyacak olan kişilerimiz ne olursunuz biraz dikkat edelim. Biraz daha zaman var. Tamam, zamanı bayram arkası olabilir. Bayram arkası taşıyabilirsin. Ama bayramdan önce baya baya bir sıkıntıya gireceksin. Bence yapma, bekle derim. Tamam mı canım benim? Şimdi bak, gerçekten hanenizin içine çok güzel bir, büyük bir, ya nasıl diyeyim? Gövden düşme gibi bir para gelecek. Para çok güzel bir para. Burada da bir kişi parayı kucaklıyor. Paran gerisi bu yanda evin içinde ama bu evin içindeki parayı kimseye söylemeyecek. İyi bizim izleyicilerimiz güzel akıllanmışlar. Fazla bir şey yok. Söylemek yok. Çok güzelsiniz. Çok iyisiniz de buna da dikkat edelim canlarım benim. Şimdi hane içiniz temiz. Ama içinizde bir şüphe var, şüphe. Dediğim gibi şu V harfi kişinin, ya çok pimpirik birisin sen V harfi ya. Ya da adının içinde V harfi geçen kişiler, ne olursun dikkat edelim, çok zor döneme girmek üzeresiniz. Ş harfi kişiler, adının içinde Ş harfi geçenler. Bir yolculuk var ama yolculuk iyi, güzel aslında da ama sonunda biraz şey görünüyor. Gözyaşı görünüyor. Gördün mü? Gözyaşı görünüyor. Geliyor çünkü bayağı bir ama içinizde kalacak. Bu artmıyor dışınıza çünkü Ayşe olmadı. İçin içine ağlayacaksınız. Dikkat edin. Tamam mı? Oh, yol. Yol düşünün. Aa, bakın. Uzun zamandır görmek istediğiniz birisini göreceksiniz. Ama bu da yolda denk gelecek size. Bir konuşma. Anam diyeceksiniz ya anam. Ben uzun zamandır seni aklımdan geçiriyordum ama ki Allah'ım benim şu dileğimi de kabul et diyeceksin. Onunla konuşurken dilek de aklınızdan geçecek bakın. Bunu da diyeyim size. Öyle bir durumda zaten dileğinizi hemen içinizden geçirin ki kabul görsün inşallah. Canlarım 5 vakit içinde gerçekten hanenizden, nasıl diyeyim, hanenizin içini ya da hanenizden çıkacak olan da diyebilirim, gelecek olan da diyebilirim. Kiminden çıkar, kiminden gelir. Canım benim, para. Güzel, yüklü. Ama bu para biri borç için gidecek, biri alacak için gelecek geriye. Hiç üzülme. Borç için verdiğini kat kat geriye alacaksın. Nereye yatırdın bilemiyorum. Bir yere yatırımın var. Ya da bir bankaya mı koydun, birikim mi yaptın? Çünkü bu üstüne katlanaraktan sana geri gelecek. Bazı şeyler var. Ne bileyim. Bak şu adama bak. Yani evlenmek isteyen kişilerimiz var ama bu evlilik biraz geri kalacak ben diyeyim size. Evlilikte acele işi şeytan karışır. Evet. Evlilik demen bence diyeyim. Ve siz de bu arada bakın hanenizin içine yıldız doğuyor. Onu da diyeyim size yalnız. Bu arada Fatma'ya da söz verelim. Baktı bana çok çok bakıyor.
Ondan sonra bitirelim, tamam canlarım? Yani evlilik bence de çok önemli bir şey ya. Düşünülmesi gereken bir şey. Tabii ki, tabii ki çok düşünmek lazım. Şimdi canlarım, bugün annem üzerine yatan kahve falını açtı. İnşallah güzel beğendiğiniz bir video olmuştur. Kanalımıza abone olup bildirimizi açıp like butonuna basmanız bizim için çok önemli. Ayrıca da ikinci bir kanalımız daha var. Ege'de Anne Kızın Yaşantısı 2 diye. O kanalımıza da abone olup bize destek olmanız çok önemli. Şimdiden çok teşekkür ederiz. Sakin, destek olanlara. Çıkıyor. Evet, özellikle izlenme saatlerimiz ve abone sayımız dolarsa çok güzel olacak. Ondan sonra canlarım, özel açılım için kurşun dökme, nasip açma ve daha nice işlemlerimiz için 0551-895-3093. Tekrar ediyorum, 0551-895-3093 numaralı WhatsApp hattımızdan danışmanlık hizmeti alabilirsiniz diyorum. Ve hoşça kalın, dostça kalın diyoruz. Öpüyoruz. Hoşça kalın.